Hepinize koskoca merhaba arkadaşlar. Ben Nüfus KB. Yeni videomuzda karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar e, yeni yama ile birlikte hani dungeonlar zorlaştırıldı. E, işte i̇şte daha bosslara buff geldi. E, Hattar ve işte bildiğimiz XP haritalarında benim tabirimle XP haritalarındaki bosslar kaldırılıp tamamen Dead Valley taşındı ve Dead Valley artısındaki saatler değiştirildi arkadaşlar. Daha doğrusu 1 ile 5 saatler arasına çıkıyordur Respawn oluyordu. Şimdi 1 ile 4 saat arası e, ee, respawn oluyor. Bu, bu videomuzun konusunda ise sizler arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir düzene geçildik. Bosslara buff getirildi. Ve biliyorsunuz günlük 20-25 karakter ortalamasında bu döner ekmekçi dediğimiz tayfa zindanlara giriyor. Bakın arkadaşlar ben yeni başlayan oyuncuya da saygım var, herkese saygım var. Ama lütfen zindan gibi etkinliklere katılırken itemlerinizi dizin. Adam itemsiz bir şekilde giriyor zindana keseme, evet sonuçta kesemiyoruz yani anlatabiliyor muyum? Tamam. Ben keserim veya işte birkaç kişi keser. Partinizdeki arkadaşlar keser. Ama insanların hakkına girmeye ne gerek var? Artık bu son süreçle birlikte dungeon'lara tüm oyunculara ortak bir çağrı yapıyorum. Dungeon'lara eşleşme sistemini artık kullanmıyoruz aktif ortadan çalışıyor ama artık kullanmıyoruz. Bu bir çağrı arkadaşlar. Görev itemle e, arkadaşları artık partile, partileri kuruyoruz ve partilere almıyoruz onları. Sağlam arkadaşlarımız alıyoruz. Hani bir şeylerden feragat edip itemini dizen artık e, bir item çıktığında siteye satmayan arkadaşlarımızı artık ne yapıyoruz? partilerimizde yer veriyoruz kendilerine ve zindanlara öyle giriyoruz. Ya bugün baktığımızda zindanlarda abi adam üstünde hiçbir şey yok. Ya daha demin girdim mesela 20 24 level görev silahı var adamın elinde ya. Var ya Görev itemleri var. Bakın kimseyi küçümsemek gibi bir derdim yok. Ama artık oyun ciddileşmeye başladı. Artık bedavaya ekmek yok arkadaşlar öyle söyleyeyim. Etkinliklerden bir şeyler Darsu etkinlikler derken sadece zindanlardan bir şey elde etmek istiyorsanız elinizi taşın altına koyacaksınız. Başka çare yok artık. Hani saçma sapan itemlerle artık arkadaşlar dungeon muhabbeti sona erdi. Biz bugün bakın benim artık e, dancınlarla işim kalmadı ama görev icabı giriyorum. Mecburen 85 %100, 100 yapacağım. Ayrıyetten diyorum ki hani ben, benim bugünkü pot param çıksın. E, benim bugünkü PK masrafın çıksın. Zaten full seyirci alıyorum. Her videomda da denk, denk geliyorsunuzdur. Genellikle seyirciler basılı ki PK atarken Ayrıyetten arkadaşlar farm atarken veya ki balık tutarken de keza aynı yani e, burada bir kişinin ezik olması neyse bir şey fazla bir şey etkilemez ama arkadaşlar iki veya üç kişinin veya işte son zamanlarda bunların hani adetleri falan değişmiş e, B.P.'ler artık int pireso ol olmaya başlamış ama dediğim gibi artık e, onlara geçit yok e, buradan tüm oyuncu arkadaşlara sesleniyorum. Eşleşme sistemine artık katılmayın. Ee, ezik arkadaşları partinizi alırsınız almazsınız bir, bir, kişi onu bilmem. Belki bir kişi tol, tol, tol tolere edilebilir ama birden fazla kişi ezik eğer bulundurursanız yani tabiri caizse ezik demiyorum lan yani itemsiz kişi bulundurursanız arkadaşlar biliyorsunuz daha fazla pot ve daha zor zindanlarınızı bitirirsiniz. Özellikle kalep dancında arkadaşlar biliyorsunuz ucu ucuna bitiyor. Ee, oldukça zor. Sizlerden bu hassasiyet temalı e, konuda arkadaşlar destek bekliyorum. Birlikte, birlik, beraberlik içerisinde. Desteklerinizi bekliyorum. Ve birlikte tek vücut olma vaktidir. Evet bu tür e, durumların bir yaptırımı var zindanları sabote etmek zindanlı görevini yapmamak veya işte e, zindanın e, z, ilerleyişi hakkında e, birazcık engellemek diyeyim bunun hakkında bazı yaptırımlar illaki olacaktır e, genellikle şunu görüyoruz Hani bu oyun bir senedir açık e, ve itemler pazarda oldukça ucuz Evet bazı arkadaşlarımız diyor Ben niye para yatırayım Arkadaşım senin 30 tane çarım var Bu zamana kadar oyuna para yatırmamışsın Görev itemlerinle girmişsin Gözünü seveyim böyle saçma sapan konuşmayın e, Yönetime de diyorlar işte e, Zindanları çok zor yapmışsınız Elinize sağlık Oyunun içine ettiğiniz vesaire Bu zamana kadar kazandığınız paraların Hesabını arkadaşlar Hesabına sayacaksınız bunları Kimse? Evet, yönetimin kusurları var. Bakın, yönetimin kusurları var. Yok değil ama bu dungeon ko konusunda, oyundaki bosslar konusunda çok iyi, çok iyi ee, hamleler yaptı. Bunları ben destekliyorum şahsen. Çünkü artık ee, tabiri caizse abi oyun belli bir aşamaya gelmiş ve itemlerini artık oynamak isteyen gerçekten dizmeli. Bugün nasıl benzer oyunlarda itemlerimizi dizmemiz gerekiyorsa bir şeyleri elde etmek için bir şeylerde ön planda bulunmak için ve kazanma ihtimallerimizi arttırmak için nasıl hani elimizi taşın altına koyuyorsak Rise Online'da da bunu koyacağız. Bazı arkadaşlarımız diyor işte itemler arasında çok fazla hasar defans farkı yok gibi muhabbetler var arkadaşlar. Bugün itemsiz birisine ben şahsen tek atıyorken itemsiz karakterleri tek atıyorken itemli karakterle, karakterlerle karakterlerle vs atabiliyorum. Hatta yeri geliyor beni, beri kesedip biliyorlar. Bundan ötürü işte itemler çok fark yaratmıyor gibi söylemlerde de çok fazla al, aldırış etmeyin. Eğer ki etkinleri sabote edici arkadaşlar olursa bizzat videosunu çekip zaten arkadaşlar zindana girerken sadece bir tuş. O tuşa basacaksınız. Kayıt alacaksınız. Zilinden bir bitikten sonra şapacaksınız. E, şey yapacaksınız. Neydi Durduracaksınız. YouTube'a yükleyip ardından linkini bilet olaraktan yönetime atacaksınız. İşte şu şu oyuncu e, zinlan, zinlanı sabote etmeye çalıştı vesaire gibi suçu neyse açıklayacaksınız ve gerekli yaptırıp uygulanacak. Bu videomuzda e, bunun bunun de Arkadaşlar zaten herkes bunun farkında ki Oyun pahalılaştı ee, Biliyorsunuz Craft o, Craftta da belli başlı Yaptırımlar oluştu Belli başlı zorluklar Eklendi Evet e, bu son Yama ile birlikte Birçok arkadaşımız Olumsuz yorumlarda bulundu Ama şunu da düşünmemiz gerekiyor Ben bugün Hani eski videolarımdan anlattım bir var sky çıkartıp e, ne e, ha, hani oneme satacağım ama bir var sky çıkartıp bir gb de satabilirim. Bu sade bu dropların kısırlaştırılması ile alakalı bir durumdur. Zindanlar ne kadar e, zor olursa döner etmek tayfa o kadar azalır ve daha az e, item girer. Arz talebi karşılamamaya başlar ve oyun gençleşmeye başlar arkadaşlar. Bu da yaptığınızı yaptığınız farmın elle tutulur gözle görülür bir geri dönüşü olmasına e, olmasına anlam tanıyor. E, bir şeyi eleştirirken bir şeyi yorumlarken lütfen e, işte ben kazanıyordum ben ediyordum işte benim artık gelirim azaldı beni tatmin etmiyor yeni server açın e, işte mevcut su serverı kötüleyeyim de işte yeni serverlar açsınlar. Ben oradan etmeme devam edeyim. Mafyalık yapayım. Odur budur. Arkadaşlar bitti. Yönetim ve zaten gerekli düşüncesine Sunrise kendisi zaten bizzat bilgilendirme yaptı. Yeni sunucu gibi bir beklenti olmayacak. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Daha iyi önümüzde gelecek tonlarca Yama var. Ee, belki ilerleyen aşamalarda yeni server değil de level kepler yeni görevler ve arkadaşlar craft'ta yeni seviye ve yeni itemler eee yeni seviye ile birlikte craft'taki yeni itemlerde karşımıza çıkabilir. Oyuna daha yapılacak çok fazla geliştirme olacak, hotfix olacak. Daha oyunun ortasına bırakın daha başındayız. Ee, daha optimizasyon problemleri var. Onlar üzerinde çalışmalar olacaktır büyük ihtimal. Ben sadece düşüncelerimi yorum olaraktan belirtiyorum ama lütfen sizden bir isteğim var. E, düşüncelerimize lütfen sahip çıkalım. Unutmayın biz bize sahip çıkmazsak. Yani görüyorsunuz ortalı hani 56 yani ortalık öyle söyleyeyim. Anlatmak istediklerim bu kadar da. Umarım hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Keyifli oyunlar diliyorum arkadaşlar.